Hamma ulamolarimiz ittifoq qilib, ushbu oyati karimadagi masjid obodligi to'g'risidagi so'zni boshqa oyatlar, hadisi shariflar, ulamolarning gaplarida masjidni obodligi, masjidni obod qilish, masjidni obod qiluvchi kabi iboralardan ko'zlangan maqsad ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi moddiy obodlik. Ya'ni masjidni moddiy jihatdan obod qilish. Ikkinchi qismi ma'naviy obodlik. Ya'ni Allohning uyi bo'lmiz masjidni ma'naviy jihatdan ham obod qilish kerak bo'ladi. Moddiy jihatdan obod qilish deganda masjid qurish, masjidning binosini qurish, yaxshilab qurish, ozoda tutish, pokiza qilish. Ana o'sha masjidlarni go'zal bir tarzda ushlab turish uchun qilinadigan xizmatlarni masjidni moddiy obodonchiligi uchun qilingan xizmat deyiladi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Makka-yi Mukarramada 13 yil payg'ambarlik qilgan bo'lsalar birorta masjid qurilmagan. Ka'bani atrofidagi Masjidil Harom o'z-o'zidan bo'lgan. Lekin hozirgi bizning tushunchamizdagi masjid degan bir bino qurilib, poydevori qilib, boshqa huquq bo'lib musulmonlar erkin, ochiq oydin namoz o'qish imkoniga ega bo'lmaganlar. Alloh subhanahu va taoloning amri bilan o'z zoti va barakot o'zlarining sahobalari bilan Madinai Munavvaraga ko'chib o'tib yetib kelganlaridan keyin Rasul akram alayhisolatu vasallamni kutib turgan ansoriy sahobalar bilan qo'shilib İnsoniyat tarixida birinchi marta Qur'on asosida musulmonlar jamoasi to'plandi. Jam bo'ldi. Boshlig'i bor, a'zolari bor, vatani bor, hamma tarafi to'ldi. Ana o'shanda Rasul akram alayhisolatu vasallamning dastlab qilgan ishlaridan biri masjid qurish bo'ldi. Hozirgi kundagi hammamiz ziyorat qilayotgan, hojilarimiz, umrachilarimiz ziyorat qilib kelayotgan Masjid-i Nabaviy, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın masjidiga o'sha paytda asos solindi. Rasul akram aleyhissalatu vesselam o'zlari bu ishni boshladilar. Yer egalaridan yerni oldilar. Odamlarni chorlab o'zlari tosh ko'tarib, g'ish ko'tarib ishladilar. Boshqa sahobalar ham mehnat qilib birinchi masjidni qurdilar. Ana undan keyin Qubodagi masjid qurildi. Hozir Xatimda qorimiz Masjidun Ussisa ala taqvo. Taqvo asosi poydevori asosida qurilgan masjid degan Qubo masjidi qurildi. Ana undan keyin asta-sekin musulmonlarni diyorlarida masjid qurish ishlari boshlanib, sekin-sekin bu narsa taraqqi etib bordi. Bizning aziz vatanimizda ham islom kelib tarqalganidan so'ng Bu yerning aholisi islomni go'zal tarzda qabul qilib olib, dunyoning eng go'zal musulmon jamoalaridan bir jamoa bo'lganidan keyin juda ko'plab masjidlar qurilgan. Masjid qurilish ishlari asta-sekin me'morchilikni durdonasiga aylangan. Insoniyatni eng katta me'morchilik obidalari sifatida hozir diyorimizda ba'zi masjidlar xalqaro tashkilotlarni ro'yxatidan o'tgan Masjidi Kalon Shunga o'xshagan bir qancha masjidlarimiz bor. Ammo ming afsuslar bo'lsin-ki, o'tgan xudosizlar tuzumi vaqtida masjidlarning ko'pi vayron qilindi. Kumpoyakun qilindi. G'ishlarini olib o'zlarini kerakli maqsadlarga ishlatishdi. Ba'zi bir masjidlarni har xil odamlarga bo'lib berishdi. Yoki bo'lmasam qandaydir omborxona va shunga o'xshagan Hatto tahoratxona qilib qo'ygan holatlari ham bor edi. Ana o'shanday holatlar bir muncha davom etgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yana o'zi lutf karam ko'rsatdi, mehr muhabbat ko'rsatdi, dinimizga qaytish baxtini muyassar qildi. Ana o'shanda yana masjidlarimiz yangidan qurilish, eskilarini ta'mirlash ishlari boshlandi. Hozir Saqismonda batargan To'xtaboy masjidi O'sha shishadan nimasi edi? Omborxonasi edi. Ichimliklarning omborxonasi edi shishasini.
Ben özüm sorup alıp adamları hareket kılışıp. Adamlar ne çıkan o şehirden şişe kaldıklarını taşışken. Hazır bana şehrin en güzel masjidlerden bir tesip oturup da. Başka masjidlerin hem anda üstünde kılındı, yengileri hem kuruldu. Asta sekin elhamdülillah körkem. Körgen adam havas kıladığı derecedeki masjidlerimiz hazır brinketin kat götürüp hemimizin bir acayip tarzda ibadet kılışımız için hizmet kılıp durup da. Borgan sarı yine yaxşılanıp bari yaptı. Bana yakında ben bir çetelden kegen katta Müslüman arbabını Kökçe Mescid'e alıp gördüm. Körüp acayip bir halette hayran kaldı. Biz sizlerde şunaka masjid varlığını bulmakken ekenmez. Ben cüda köp kegen, özü köp kegen adam, biz ağaynımız. Bunçalı bu kanını bulmakken ekenmez. Kelip hamrahları gittik de, ertesi hamrahları irtimas kılıp biz körmeye kaldık. Bizden barıp körüp geleneydi, barıp taharat hanalar geçe hamma yoka kirip, körüşüp, kursan buluşup geldi. Münaka masjidlerimiz elhamdülillah köpeği bari yaptı. Bana hazır Ramazan'ın arafası da resmi ravişte 3'te masjidini kayta kuruşka demek hüccetler buldu. Masjid kavimleri ilan kılındı, şu iş başlan yaptı. Bu Yakka Sarayı Masjidi, Avayxan Masjidi, Puliye Mesat'a degen masjid tamamen yangidan kuruşka iş başlandı. Mahsus taşkilatlar onlarını demek çizmelerini çizipti, şekillerini kıptı, hamma yok tayyar bul yaptı. Yana şehrimizde bir kança masjidler kayta kurulu yaptı. Elhamdülillah bunların hamması bizi baktığımız. Bana şu işlerini kılıçta iştirak etken mumun Müslümanlarga nihayette katta acir sevaplar vaada kılıngan. Çünkü masjid Allah'ın uyu. Masjid kurgan adam Allah'ın uyuyunu kurgan buladı. Masjid kuruşta iştirak etken adam Allah'ın uyunu kuruşta iştirak etken buladı. Bana şu hakikatini biz anlayıp yetişimiz gerek. Allah'ını en yakışık görgen diyarları dediler Peygamber aleyhissalatü vesselam o hadislerden biri de mescitlerdir. Allah'ın en mahbub diyarlar, caylar, maskerler, mescitlerdir. Fukahalarımız ayırtadılar ki bir adam kızışıp gitti de kandilir bir cancalının üstünde başka bulup menge bu dünyada turuş haramdır. Eğer tursam falan buraya deyip kasam içi vardı. Ama yok dünya. Kana kıladı bunun kasamını. Kasam hor bulmasını için ne kılamız dese mescidde kirli olsa kasam hor bulmayıp deydi. Çünkü bu dünyadan mas mescid. Allah'ın uyu bu. Hani? Bana şunday derecede büyük bir maskerler hesaplanadı mescidler. Mübarek caylar hesaplanadı. Muazzez caylar hesaplanadı. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp ayetlediler ki men bena lillahi mesciden bena allahu lehu beyten fil cenneti. Kim Allah için bu dünyada bir mescid kursa Allah onun için ahirette bir uy kurup beredi cennette. Bir rivayette kasır deyilgen. Kasır kurup beredi. Ulamalarımız etedi ki şu hadisteki mescid degeni bizi tasavvurumuzdaki hanakaları var, balakhanaları var, kahatta yarım gehter bundan az köp cayını egellegen mescid mez. Bitti adam secdekli adamın cay bosaya mescid değil uğradı dedi. Bir adamın secdegahı buladığı yeterli cay mescid hesaplanadı. Mescid degeni ozu secdekli adamın mekan degeni. Bir adamın secdesiyle yarayırgan cay mescid bile uğradı. Ana? Bana şu mescidini kuruş, onu abad kılış maddi cihetten, çıraylı kılış, pakize tutuş işleri şu kadar uluğ ve mübarek, sevabı köp işler hesaplanadı. Elhamdülillah sizlerin işlerinizden köpleriyiz. Bana şimdi işlerge iştirak kıgansılar, kimlerdir baş bogan, kimlerdir hüccet kıgan, kimlerdir pulundan yardım bergen, kimdir hunariden yardım bergen, bana apa singillerimiz avukat kılıp, başka kılıp, hem beni zerrece hissası koşulup kosa, inşallah nihayet tekette bir acir sevapke sebep buladı. Şimdi mescidini manevi abadlığı. Bir kısmını tükettik, ikinci kısmı mescidini manevi abadlığı. Mescidini hakiki abadlığı manevi abadlığıdır. Manevi abad ne demek yani?
Demek şu kurulgen mescitte Allah'a ibadet kılış. Allah'ın dinini organiş. Kur'an okuş, zikir kılış ve başka şu mescitte kıladıkan ibadetlerimizin hemmesi mescidini manevi abadlığı hesaplanır. Bu nerse ota muhim nerse. Mescidini sevgen kişi, mescidge bağlılık bulgen kişi, mescidini daim gelip namazlarını mescidde okuyduğun kişilerge acırlar, sevaplar nihayette kub. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşhur bir hadisleri var. Seb'atun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zilluhu de başlanadı aleyhi hadis. Yedi taife kişiler var. Ana şu yedi taife kişilerini Allah Teala özünün sayesinden başka saye yok künde o sayesine aladır. Bugün kıyamet günü. Kıyamet günü kattık cezireme buladı. Cezireme'de kogarlar küyüp cizganak buluş kavfı var. Ana şunda fakat bitti saye buladı. O ham olsa Allah Teala'nın sayesi. Şu sayege Allah özünün sayesine yedi taife kişilerini alarken. Yani iki kıyamet günü necat tapadı bulardı yani bu. Şunlardan bittesi raclun kalbuhu muallakun bil mesecidi. Bir adamı ki onun kalbi mescidlerine bağlangendir. Kalbi mescidlerine bağlangen adam kanaka dese daim mescidini öyleydi. Keçikamaz mıkın ben namazı vakti de barışım gerek mescidge deyip geledi. Çıksa yine kayıtışını öyleydi. Daim beş vakit namaz okuyduğun adamın kalbi mescidge bağlılık buladı. Saatini karaydı, işini, recasını doğruluydu. Ne kısa kıladı? Mescitteki cemaatten keçikamaydı, urunadı. Ana oşa adamını Allah Teala kıyamet günü de özünün sayesinden başka saye yok künde o sayesine alarken, rahim kılarken, şefkat kılarken o sebep ne mi? Sebep haligi. O adamını kalbi mescitte bağlılık turgan. Daima şu demek mescitte bağlılık bulup cemaat namazlarına katınıp okup Allah'ın zikrini kılıp Kur'an'ın tilavatını kılıp ve başka sevaplı işlerini kılıp yürgen insanlar hesaplanadı. Ana mana şu hakikatlerini hem biz yakşı oylayıp Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılışımız, bazı bir esiden çıkıp kalan adamlarına düşündürüp, onların hem mana şu baktan müyesser bulup, hissedar buluşları için çarlaşıp, cemaatine katlaşışları, adablı, ahlaklı buluşları, her hıl bulmağır kâdetlerden çetlenişlerine Allah Teala nasip kıgan bolsun, köpçülüğünün kalbini demek mescidge bağlasın, acir savaptan bahramand kılsın.